Arkası Yarın. Anadolu, Çile Dolu. 13. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Annesi ölünce kardeşi Mürteza ile yalnız kalan Ahmet, kötü niyetli amcası Bekir'in eline kalır. Ahmet de kardeşi Mürteza'yı amcası Bekir'e bırakarak çalışmak için İstanbul'a gider. Bir süre inşaat işçiliği yapar, sonra el arabasıyla seyyar satıcılığa başlar. Aradan zaman geçer. Ahmet kardeşini almak için köye gelirse de Şahin Ağa adında birine evlatlık olarak verilmiş olduğunu öğrenir. Bir kavga sırasında önce kolu kırılan, ardından kesilen Mürteza, kendisini bugüne kadar hiç aramadığı için Ahmet'le İstanbul'a dönmez. İstanbul'a geri dönen Ahmet, Yakup adında birinin tuğla ocağına ortak olur. Ardından da gece lisesine yazılır. Vedat adında üçkağıtçı bir gençle bilmeden arkadaş olur. Bir gün Ahmet, sınıfta sıranın içinde bir saat bulur. Bu, Zerin adında gündüz okuyan bir kıza aittir. Vedat, saati Zerin'e vermek üzere onu Ahmet'ten alır. Kızı tuzağına düşürüp tecavüz edeceği sırada Ahmet, kızı Vedat'tan kurtarır. Daha sonra Zerin'le Ahmet arasında bir sevgi başlar. Zaman zaman ders sırası içine bıraktıkları mektuplarla haberleşirler. Öte yandan Zerin'e bir su damlası kadar benzeyen ikizi Berrin'e de uzaktan uzağa Murat isimli bir üniversiteli sevmektedir. Neden Berrin yazdığı mektuba bir cevap vermedi? Yoksa kendisine yaptığım evlenme teklifimi kabul etmedi mi? Ah kalpsiz kız. Hiç mi sevmedin beni? Bugün kapıda bacada hiç göremedim. Ha, işte gözüktü. Bana bakıyor. Kız kardeşi de yanında. Ya Rabbi. Onu o kadar çok seviyorum ki. Ne olur o da beni sevsin. Beren abla, işte üniversitenin orada. Farkındayım, saatlerdir orada bekliyor. Neden sanki evlenme teklifini kabul etmiyorsun? Hem yakışıklı hem de okumuş çocuk. Daha ne istiyorsun? Diyelim evlendim. Sen ne yapacaksın? Babam ne yapacak? Sizleri üvey annemin eline bırakırsam perişan olmaz mısınız? Ben kocaman kız oldum. Analık bana hiçbir şey yapamaz. Orası belli olmaz. İkimiz de okuyorduk ama kendisine hizmetçi yapması için beni okuldan aldırttı. Ben evlenip gidersem aynı şeyi bu sefer sana yapar. Sonra ya babam? İşleri yüzünden her gün biraz daha bunalıma giriyor. Sıkıntısına çareymiş gibi devamlı içkiye sarılıyor. Yine de bizler için kendini harcamanı istemiyorum. Ne işiniz var burada bakayım? Yoksa yine oraya buraya mı bakıyorsun? Kimseye baktığımız yok Ayten abla. Yok da şu karşıdaki genç ne oluyor ha? İşiniz gücünüz fingirdeşmek. Ay bayılacağım şimdi. Babaları ayrı, kızları ayrı. Cins bunlar, cins. Ayten, ne oldu? Yine heyheylerin üzerinde bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Sen ve kızlarının yanında insan nasıl mutlu olabilir ki? Kız kardeşim Aysel'e gideceğim. Ne var Ayten? Burada bizimle, bizim evimizde mutlu değil misin? Güldürme beni Fethi Efendi. Bu evde sizlerle insan nasıl mutlu olur? Güya beni sana verirken zengin demişlerdi. Ömrün zenginlik içinde geçecek demişlerdi. Ticaret işi her zaman bir olmuyor Ayten. Biraz sabır gerekiyor. Sabır, sabır, sabır. Hangi sabırdan söz ediyorsun Fethi Efendi? Bir bizim yaşantımıza bak, bir kız kardeşimin yaşantısına bak. Onun kocası Mahmut senin gibi akşamları... Babacığım uyan artık.
Ne var kızım? Ne oldu? Uyansana, dışarıda çok güzel bir gün var. Ayten? Ayten nerede? Dün kız kardeşine gitmişti ya, unuttun mu? Ha, onu biliyorum. Şu anda nerede dedim. Dönmedi henüz. Gece yatısına kalmış olmalı. Günaydın babacığım. Kahvenizi getirdim. Sağ ol yavrum. Neden gelmedi acaba Ayten? Geldi babacığım. Yatağında uyuyor. Geldi mi? Ne zaman geldi? Oo, çok oluyor. Gece yarısıydı. Sen uyumuştun. Zerrin, sen neden gelmediğini söyledin? Ben dün akşam çok erken yattım. O sırada gelmemişti. Demek ben yattıktan sonra gelmiş. Kahvaltınızı getireyim mi babacığım? Hayır kızım, hayır. Canım istemiyor. Yapma baba, her sabah aynı şeyi yapıyorsun. Bak ne kadar zayıfladın. Canım istemiyor dedim ya. Siz işinize bakabilirsiniz, hadi. Peki babacığım, ben zaten okula gideceğim. Gerçekten üvey annemiz geldi mi? Geldi. Geldi ama keşke gelmeseydi. Ne oldu? Geldiğinde ayakta duramayacak kadar sarhoştu. İnanmıyorum. Bir de çok içki içiyor diye babama ağza alınmayacak sözler ediyor. Neyse. Babamıza bir şey duyurmamak için elimizden geleni yapacağız Zerrin. Hadi sen okuluna git artık. Geç kalacaksın. Peki. Hoşça kal. Güle güle. Ah babacığım, ah. Sen böyle gözü doymaz bir kadına layık mıydın? Neyse, odasına gidip kahvaltı için uyandırayım bari hanımefendiyi. Of, oda leş gibi içki kokuyor. Kim bilir ne kadar içti dün gece. Senin ne işin var odamda? Ne istiyorsun? Kahvaltının hazır olduğunu söylemek için geldim Ayten abla. Pencereyi açabilir miyim? Hayır efendim, açma. Ama odanız çok kötü içki kokuyor. Sana ne ha? Sana ne? Çabuk çık odamdan. Nasıl isterseniz. Zaten kalmaya da meraklı değilim. Bu kız giderek tehlikeli olmaya başlıyor. Ama ben onu saf dışı bırakmasını bilirim. Görür. Hırsızlar, hırsız kızlar, kolimi ne yaptınız, nereye sakladınız? Ayten sakin ol, kızları suçlama, kolyem buralarda bir yerdedir. Odamızda bile her şey kilit altında mı olacak? Daha bu sabah birini yatak odamda yakaladım. Yakaladım da ne demek, kız seni kahvaltıya çağırmak için girmiştir. Ay, ay yeter, savunma şu densiz kızlarını Fethi Efendi. Cinler götürmedi ya kolyemi, çalınmış işte, odamda yok. Onların odasını arayacağım. Ayten! Ayten yapma! Onlar genç kız. Bak onların onurlarını kırarsın. Sahi mi? Onların onurları da mı var? Şimdi görürsün. Şimdi bulurum ben. Aa, abla ne oldu? Niye girdiniz odama? Özel eşyalarımı neden karıştırdığınızı sorabilir miyim? Kızım, Ayten ablanın kolyesi kaybolmuş da onu arıyor. Ne kaybolması? Çalındı, çalındı işte. Madem çalındı neden bizim odamızı arıyorsunuz? Çünkü hırsız sizlersiniz de ondan. Ayten, yapma. Sözlerine dikkat et. Kalk bakayım yatağının üzerinden, kalk. Tabii, buyurun yatağımı, yorganımı her yere arayabilirsiniz. Ah, işte buldum Fethi Efendi, bak. Almış yastığının kılıfının içine saklamış. Hayır, hayır. Berrin. Bu da ne? Kolyeyle birlikte bir de mektup buldum. Mektup mu? Verin onu bana. Sizi ilgilendirmez o. Ya, demek ilgilendirmez ha. O ne? Ne oldu Ayten? Ne yazıyor o mektupta? Maşallah Fethi Efendi. Senin kızlarda neler varmış neler. Bir de benim kızlarım melekler durursun. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Baksana, delikanlılarla oynaşmaya da başlamış. Al da oku. Murat diye biri yazmış. Karşı apartmanda oturan çocuk olmalı. Berrin, ne demek oluyor bütün bunlar? Kolyenin odama nasıl girdiğini bilmiyorum baba. Yemin ederim ki ne ben ne de Zerrin o kolyeyi almadık.
Mektupta sizi küçültücü hiçbir taraf yok. Mektupta da yazıldığı gibi bir delikanlı evlenme teklif ediyor bana. Terbiyesiz. Evlenmek isteyen gelir adam gibi ister. Senin yaptığına resmen fingirdeşme denir. Doğru mu Berrin? Fingirdeşme diye bir şey yok baba. Bunu sana hiç yakıştıramadım Berrin. Hiç. Beni çok üzdün. Baba. Yaptığınızı beğendiniz mi? Beni babamın gözünde küçük düşürdünüz. Seninle olan savaşım daha bitmedi küçük hanım. Daha bu hiçbir şey değil. Sana benimle... Ağladın mı? Yo, ağladığımı da nereden çıkarttın Zerrin? Üşütmüş olacağım. Sen ne yaptın bugün? Biliyor musun, Ahmet'ten bugün yeni bir mektup daha aldım. Yine sıranın içine bırakmış. Ne güzel. Neler yazıyor peki? Neler yazmıyor ki? Tıpkı senin üniversitelin gibi. Ahmet de bana sevdalanmış. Bana olan aşkından, sevgisinden, duygularından söz ediyor. Artık mektuplaşmayı bırakıp yüz yüze görüşmek istiyor. Mektup yanında mı? Evet. O zaman hemen yırt onu. Neden? Üvey annemiz bugünlerde iyice azıttı. Babamızla aramızı açmak için elinden geleni yapıyor. Ahmet'in yazdığı mektuplar eline geçebilir Zerrin. Berrin'i görücü gelme işi de nereden çıktı Ayten? Nereden çıktı da ne demek Fethi? Koca kız, evlendir gitsin. Mektubu gördün. Bilmediğimiz, tanımadığımız birine gider, mutsuz olur sonra. İyi de Berrin'i isteyen kim? Tanıyor muyuz bakalım? Ben tanıyorum. Mahmut eniştenin kardeşi Kenan. Ha, şu Avrupa'da oturan adam. Evet. Ondan daha iyi damat mı bulacaksın ayol? Adam Karun kadar zengin. Avrupa'da iş yapıyor. Ver gitsin. Zengin bir hayat yaşasın. İyi de bakalım Berrin isteyecek mi Ayten? Bizim vermemizde olmaz ki bu iş. Hangi çağda yaşıyoruz? Sen bu kafayla beni mahvettiğin gibi kızlarını da mahvedersin Fethi Efendi. Kızını başıboş bıraktın mı ya davulcuya ya zurnacıya varır derler. Kenan tahsilli, terbiyeli, zengin bir iş adamı. En azından hakiki zengin. Senin gibi sahte zengin değil. İkide bir, bu lafı etme. Bu lafı söyleme Ayten. Hem unutma, bir zamanlar ben de zengindim. Aman her neyse. Bana senin eski zenginliğinin faydası yok. Bu gece gelince ver kızı. Evlendir Kenan'la. Tamam mı? Kafam çok dağınık. İçki içmek istiyorum. Şişeyi getirir misin? Önce kararını söyle, ondan sonra getiririm. Peki, peki. Demek seni evlendiriyorlar ha? Evet öyleymiş. Peki seninle evlendirmek istedikleri adam kimmiş? Üvey annemizin eniştesinin kardeşi. Şu Kenan dedikleri adam mı? Evet. Ne huyunun ne suyunu hiç bilmediğim bir adam işte. İyi de durup dururken nereden çıktı bu görücü işi anlayamadım. Ben anladım Zerrin. Üvey annem üniversiteliyle birbirimizi sevdiğimizi öğrendi ya. Mutluluğuma engel olmak için gitti birini buldu. İyi ama babam böyle bir şeye nasıl izin verdi ki? Hala anlayamadın mı Zerrin'cim? Babam içkinin etkisiyle annemin esiri olmuş. İçkiden başka hiçbir şey düşünmeyen biri o. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum Zerrin. Zerrin neden yazdığım son mektuba cevap vermedi acaba? Kötü bir şey de yazmadım ki. Yüz yüze konuşalım dedim. Hah, işte o. Okuldan çıkıyor. Zerrin!
Bir dakika. Ahmet. Neden son yazdığım mektuba cevap vermedin? Okula her gelişimde elimi önce sıranın içine sokuyorum. Yazacaktım ama yazamadım. Neyse, şimdi yanımdasın ya. Bu benim için yeter. Seni görmeden yapamıyorum. Şurada bir pastane var. Biraz otur. Söz eder misin Zerrin? Benden başka bir de ikiz kız kardeşim var. Birbirimize çok benzeriz. Adı Berrin. Bir de üvey annemiz var. Şimdi de sen kendini anlat. Ben hayatta yapayalnız biriyim Zerrin. Annem babanı öldüler mi? Evet, benden küçük bir erkek kardeşim var. Onu köyde emmime bırakıp İstanbul'a geldim. Bu şehirde birçok güçlükle karşılaştım. Fakat hiçbir şeyden yılmadım. Çalışmaktan usanmadım. Zor günler geçirmişsin. Önemli olan zorluk değil, sevmektir Zerrin. Ben seni görünceye kadar sevmek nedir bilmiyordum. Aklımdaki tek şey çalışmak, para kazanmak ve kardeşimi yanıma aldırmaktı. Ama şimdi bütün bunların yerini sen aldın artık. Beni sevdiğini mi söylemek istiyorsun? Yalnız söylemek değil, haykırmak istiyorum. Kendimi şu anda rüyadaymışım gibi hissediyorum. Çünkü sevdiğim kız şu anda karşımda duruyor. Bu saate kadar neredeydin Zerrin? Sorma ablacığım, Ahmet'teydim. Keşke vakitlice gelseydin. Üvey annemiz yine bir yön laf edecek. Babam geldi mi? Bugün çok içmiş. Erkenden getirdiler eve. Oo, küçük hanım teşrif etmişler. Sorabilir miyim acaba bu saate kadar hangi kavalyeyle birlikteydiniz? Bir arkadaşımla ödev yaptım. Acaba hangi arkadaşınızla ders çalıştınız? Tanımazsınız. Sen öyle san. Uzun boylu esmer bir oğlanlaydın değil mi? Kuaför İbrahim görmüş sizi. Bana telefon ederek durumu bildirdi. Yerin dibine girdim. Bize herkesin gözü önünde iki paralık etmeye utanmıyor musunuz? Yeter artık, çok oluyorsunuz. Siz de önce kendinize çeki düzen verin. Niçin bu kadar uğraşıyorsunuz bizimle? Sen benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Mahvederim seni. Mahvediyorsunuz zaten. Beni istemediğim, sevmediğim biriyle zorla evlendirerek mahvediyorsunuz. Bir insan bu kadar acımasız olamaz. Evet, seni evlendiriyorum Berin Hanım. Senden sonra da sıra ikiz kız kardeşin Zerrin'e gelecek. Sizleri bu evde görmek istemiyorum. Anadolu Çile Dolu adlı oyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.